Merhaba, ben Yusuf. Geçenlerde uyuyordum ve aklıma bir fikir geldi. Neden insanları bir kelime söylettirip bu söyledikleri kelimeleri birleştirip absürt türden bir oyun yapmayı düşünmüyorum ki? Tamam, planımız basit. Tek yapmamız gereken Discord'a girip "Bana kelime lazım" dememiz gerekiyor. Sonra gelen bu mesaj... Teşekkürler trilyonlarca mesaj attığınız için. Oh, yoksa sen burasının neresi olduğunu bilmiyor musun? Burası bizim Discord sunucumuz. Eğer bu video çekilmeden önce bizim Discord sunucumuzda olsaydınız, belki bu videoda sizin fikriniz de olabilirdi. Oh, evet. Hiç vakit kaybetmeden gelin. Şu konsepti anlatayım mı artık? İnsanlar gelip bize saçma sapan kelimeler yazıyor. Ve biz de bu kelimelerin arasından kelimeler seçiyoruz. Ve bu seçtiğimiz kelimeleri birleştirip baklava bir oyun yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu yapmak için kendimize ayırdığımız süre tamı tamına... tamam. Sıra sıra seçeceğiz. Oyun bozanlık yapma. Koyarım seni. Of. Tamam, sen seç hemen. Tamam, o halde önce ben seçiyorum. Bir bakalım. Acun mu? La oğlum, Acun'u nasıl yapacağım ya? Kanka, Acun'u yapmakta ne var? Bir tane adam yap, üstüne bir tane tişört yap. Siyah olsun tişört. Bir tane de kapri yaparsın, o da siyah olsun. Al sana Acun işte. Bak bakayım nasıl olmuş. Hani yüzü nerede bunun? İşte tam da burada. Evet Ege'cim, elimizde şu anda bir Acun modeli var. Ama bu hiçbir işimize yaramaz. Bize daha fazla kelime lazım. Sıra sende bebeğim. Tamam, ben de o zaman... Yangını seçiyorum. O kadar kelime arasından seçe seçe yangını mı seçtin? İşte absürt seçmeyecek miyiz zaten? Tamam neyse, yangını modelleyebilir misin? Ne? Neyse tamam, bunu da listeye alıyoruz. Evet, elimizde şu an anlamsız iki tane kelime var. Sıra bende. 5 minutes later. Acaba hangisini seçersem güzel olur? Hangisini seçmem gerekiyor ki? Bu işimizi görebilir. Bu akşam bir sesler var. Kanka, neden sansürlenmiş gibi bulanık? Çünkü o bir suçlu. Mama ama criminal. Tamam, şimdi sen seçiyorsun. Seçeyim o zaman. Lütfen bu olsun. Çok sevdim onu. Lütfen bu olsun. Ege'cim, tebrik ediyorum seni. Normal dinacandan daha kötü bir şey yapmaya başardın. Olduğu kadar artık. Tamam, şimdi ben seçiyorum. Sıra bende. Bak, bunu gerçekten biriyle kombinleyebiliriz. Güzel olabilir. Neyle kombinleyeceğim? Neyle? O dinocan da kombinleyelim işte. Dinocan aslında bir SCP yaratığı. Üf, şirin manyak gibi hikaye. Bak bak, bizim hocam aslında SCP'ymiş de onun kafesi tutuyorlar. Bu da onun kafesi. Bak SCP. Tamam, şu seçme işlerini biraz hızlandıralım. Eşek geldin, eşek gideceksin, beni ne zaman seveceksin? Bir sağa baktım, bir sola bak. Sanırım bütün kelimeleri seçtik. Hızlı bir şekilde demonstrasyonunu yapayım size. Backrooms ama hapishane temalı drug'dan kaçış. İyi ama bunu birazcık kırpmamız gerekiyor. Heh, işte tam istediğim gibi oldu. Diğer kelime, hamsi. Hamsiyi nasıl oyuna yansıtabileceğimizi bayağı bir düşündük. Ve son olarak buna karar verdik. Yani humanoid bir hamsi. Başka ne yapabiliriz ki? Diğer kelime, şimşek mekgün ama arabalı yatak. Lanet olsun dostum, bu çok havalı. Diğer kelime, LGS... Ney? LGS kitabı. Bunu kim yazdıysa... Sanırım hepsini anlattım. Aa, çok özür dilerim bunu unuttuğum için. Ve son olarak... Elimizde saçma sapan kelimeler var. Bunları nasıl birleştirip bir senaryo yazacağız? Hiçbir fikrim yok. Sanırım yardım almamız gerekecek. Evet, anlıyorum. Merak etmeyin. Bu sorunuzu çözeceğim. 5 minutes later. Bitti mi? 5 dakika ver bana, tamam mı? Şimdi
Biz bir maden yaparız ve birden Backrooms'a düşeriz. Bunu gören SCP çalışanları çılgına döner ve bizim peşimizden Dino Can'ı gönderir. Biz Dino Can'dan kaçarken o da ne? Karşımıza Ajun çıkar ve Ajun der ki: Kerim bela ne yapacak? Bunları duyan Dino Can öfkeden patlar ve yangın çıkar. Biz de koşarak Hamsi'yi ararız ve tam o sırada karşımıza Şimşek McQueen arabalı yatak çıkar. Bize bir LGS kitabı verir ve 3 soru çözmemizi ister. Soruları doğru yanıtladıktan sonra bize bir harita verir ve haritayla Hamsi'yi buluruz. Hamsi bize der ki: Bu işi kimden öne ne alaka? Tam o sırada kapıdan Trendyol reklamları bizi kovalar. Çok mu acıktın Ferman? Acıkmışam. Acıkma. Çünkü Trendyol yemekte indirim var. Ve biz de çıkış kapısına doğru koşarız. Kendimizi çıkışa atarız ki o da ne? Yani aşağı yukarı böyle. Aslında Technoblade'i de koyacaktık ama saygısızlık olur diye düşündük. Evet Ege, sen ne düşünüyorsun? Sence nasıl oldu? Ya bilemiyorum, ben çok sevmedim ya. Yayınlamasak mı? Rezil olmak da istemiyorum yani. Bu nasıl oyun Yusuf? Evet, Ege'ye hak vermiyor değilim çünkü benim de yaptığım en kötü oyun diyebilirim. Olsun ya, zaten absürt bir etkinlikti amacımız. Onu da yapmış olduk. Ve bu arada kusura bakmayın, biraz hastayım. Videonun seyir zevki biraz düşük olmuş olabilir. Olabildiğince enerjik olmaya çalıştım ama maalesef. Dur bakayım, video 8 dakika olmuş mu? O zaman gameplay'i tekrar izleyelim değil mi Ege'cim? Evet bence de. Evet, az önce izlediğiniz o şey bir gameplay'di. Biliyorum gameplay'den çok birazcık animasyon gibi oldu ama olsun artık. Ve birazcık da beni düşünün, ben bunu nasıl bir oyun yapayım? Bu video için yardımları dokunan tüm herkese teşekkürler Discord'daki. Şimdi birkaç tane açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır video atamıyordum. Bazı çözmem gereken problemler vardı. Ama artık sanırım çözdüm. Ve durmadan video atmaya başlayacağım. Evet, evet. Ama bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bir sonraki videoda yine Discord'dakilerle birlikte bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ve bu videoda olmaya ne dersiniz? Hemen açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ve bu videoyu yaparken birazcık hastaydım. O yüzden biraz solgunum şu an, kusura bakmayın. Neyse efendim, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Saat çok acayip değil mi? Bir de saniye var. Ama bunların arasından en önemlisi dakika. Evet, doğru bildin, dakika. Dakikaların en güzeli. En güzeli 8'dir. Neden? Bu soruyu bir de şöyle düşünün ya da sorun, her neyse. Dakika mı, 8 dakika mı? Sen olsan hangisini seçerdin? Peki bunlardan daha önemlisi ne biliyor musun? Seni küçük şey. Tabii ki de zaman. Çünkü zaman... Şansa bak, 8 dakika olmuş video. Hadi bay bay.